İngiliz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir gün ve yeni bir video ile sizlerle karşınızdayız. Ben Tayfun. Ben Atilla. Dengesizler kanalı uzun bir süreden sonra tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dışarıda nasıl spor yapılır, insanlar hafta sonlarını değerlendirmesi için parklarda çok güzel spor aletleri var. Spor salonuna giden insanlar var tabi. Spor salonlarına asla gitmeyin demiyorum. Ama tabii ki normal hafta sonlarını değerlendirmek istiyorsanız normal bu parklardaki spor aletlerinden de yararlanabilirsiniz. Üstünde durmuş olduğunuz aletin. Özellikle gördüğünüz gibi bu alet işte dediğim gibi ayak kaslarını çalıştırıyor. Tabii şuna dikkat edin. Ben şu yanlışı görüyorum. Parklarda geldikleri zaman insanlar direkt spor aletlerine başlıyorlar. Vücudu ısıtmadan. Bu çok yanlış bir şey. Buna dikkat edin derim. Çünkü şuna benzer. Mesela bir soğuk bardağa sıcak su koyduğunuz zaman soğuk bardak çatlar. Vücut da böyledir. İnsanlar eve gittiği zaman vücudum ağrıyor veya işte kaslarım ağrıyor. Bu yüzden oluyor. Direkt spor yani farklı spora başladığınız zaman direkt aletlerle çalışmaya başlamayın. Biraz böyle vücudu ısındırın. Ondan sonra çalışmaya başlayın. Tayfun kardeşim etraftaki spor Tabii aletlerini ki. göster. Bakın parkta faydalanabileceğiniz çok güzel spor aletleri var. Özellikle buna dikkat edin. Eğer tabii ki profesyonel olarak spor düşünüyorsanız mecbur spor salonuna gitmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi eğer Biz kısıtlı şartlarda. normal spor düzenli hafta sonları değerlendirmek istiyorsanız devletin işte belediyelerin sağladığı imkanlarla parklarda çok güzel spor aletleri var. Bu özellikle şimdi spor aletlerini tanıtacağım tek tek size. Gördüğünüz gibi bu spor aleti yani nedir? Ayak kaslarını çalıştırıyor Evet. sanırım Atilla İleri Bey. geri gittiğiniz zaman ayak kaslarına bir faydası oluyor gördüğünüz gibi. Bacak kaslarına özellikle alttan üste doğru faydası oluyor. Bunu biraz yapayım. Tabii ben biraz gelmeden önce sizden direkt almadım. Isındım Isındınız arkadaşlar. tabii, gördük ısındınız. Beni yanlış gibi burada normal bir yine dediğim gibi bisiklet. O da sanırım ayak ve kalça yani kaslarını gördüğünüz çalıştırıyor. gibi yani bu da işte ayak kaslarını ve kalça kaslarını kalça sanırım. Kaslarını. Özellikle her gün de yapabilirsiniz. Düzenli bir şekilde 30 dakika yeterli olur. Yani bence bu bahaneye sığınmayın arkadaşlar. Düzenli yapılan bir iş 2-3 saatte yapılan işten daha hayırlıdır, daha iyidir. Buna özellikle dikkat edin. Her gün günlük 30 dakika spor yaparsanız hafta sonu cumartesi 2-3 saat spor yapmaktan daha iyidir. Çünkü düzenlidir. Her gün 30 dakikanızı ayırmanız bence bir engel oluşturmaz hayatınıza. Evet, buna da geçelim. Dayıyorsunuz. Ya yani bu da işte baldır kaslarına vuran bir spor aleti. Evet. Yani dediğim gibi sakın yani spor salonlarına hiç gitmeyin demiyorum. Tabii ki profesyonel olarak düşünüyorsanız ben hani bu işi profesyonel yapıp vücut yapmak istiyorum veya işte bodybuilding veya farklı şeyler düşünüyorum diyorsanız Bruce Lee gibi bir vücuda sahip olmak istiyorum diyorsanız tabii ki spor salonlarına gitmeniz gerekiyor. Teşekkür ederiz Atilla Bey. Baktığımız zaman yan taraf, özellikle yan taraflara vuruyor. Bunları yaparken yani sonuçta faydalı olmasını istiyorsanız tam yapmalısınız. Eğer tam yaparsanız faydasını görürsünüz. O da sanırım kol kaslarını bu, geliştiriyor evet, değil mi Atilla kol Bey? Kasları için evet gördüğünüz gibi. Kısa ama yani sonuçta faydası olabilir. Gördüğünüz gibi. Kol ve sanırım kalça kaslarını geliştiriyor. Yani işte dediğim gibi buluyor yapabiliyor. Yani bu şekilde yapıyorsunuz. Bir genellikle kol kaslarına vuruyor. Kol kaslarına vurduğunu hissediyorum. Bu şekilde. Sanırım baldırda da bir yanma oluyor değil mi Atilla Bey? Tabii tabii. Yukarı çektiğimiz zaman. Evet arkadaşlar. Yine dediğim gibi bu videoda like atmayı, yorum yapmayı yani beğenilerinizi yorum yapmayı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Faydalı olabilmeksek ne güzel. Dediğim Bize vakit gibi, ayırdığınız için spor teşekkür yapın, ederiz mutlaka arkadaşlar. Spor yapın. Spor çok önemli önemli gerçekten. hayatınızda.
Parklarda bunun için spor aletleri var. Tabii ki profesyonel spor için yeterli değil. Eğer profesyonel spor dediğim gibi tekrardan istiyorsanız spor salonlarına gitmeniz gerekiyor. Herkese güzel, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın.